siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş gördük. Saatimiz 2 oldu mu ya? Olmuş. 2-15, 2-15. Başlayın. Ben engellediğim zaman bana uyarın, ben çünkü o kameralar falan hiç alışık değilim. Ne etrafta gezerken sonra teşekkür ederim. Yok yok, sorayım ben. Öncelikle Lassa'la, Lassa firması. Kullanmış olduğunuz traktörlerin arkasındaki römorklar için bir çalışma başlattı. Sosyal sorumluluk projesi adı altında bu çalışmayla beraber sizlere römorklarınızın arkasına reflektörleri takıyoruz. Bu reflektör takımı esnasında aynı zamanda da çiftçimizin dinleriniz olsun, derdini dinlemek için ve iyi tarım uygulamaları, toprak sıkışması hakkında bilgi vermek için ayağınıza geldik. Sizler de eğitim bittikten sonra, sunum bittikten sonra herhangi ilave bir isteğiniz varsa onu söyleyin ki biz de ona göre bir cevap verebilelim. Ama ben cevap veremedim. Ben bakıp, ezbere cevap vermek istemem. Bakıp net bir bilgiyle size geri dönüş yapabileyim. Bir ziraat mühendisi olarak. İyi tarım uygulaması yapan var mı tarlasında? Yok. Genellikle tarlalarımızdaki ekim mısır mı? Az mı? Ne ekiyoruz tarlalarımızda? Baklagil. Baklagil ekiyoruz. Burada sürü mısır türü. Mısır türü buluyor. Evet. İyi tarım uygulaması uygulamamız yok bizim. Evet. İyi tarım uygulamasının nedeni gelişen dünyanın içerisinde kıtlaşan kaynaklar ve sağlıksız ekim yöntemlerimiz. Sağlıksız ekim yöntemi diyorum. Buradakilerin tenzih ederek söylüyorum. Belirli yıllardan sonra bizler bol miktarda ilaç atmaya başladık. Gübre atmaya başladık. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall yardımlarından sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra halkı besleyebilmek için biz Avrupa'nın besin kaynağıydık. Bunun içinde bize gübre ve kimyasal ilaç getirildi ki bizim ürettiklerimiz bütün herkese yetsin. Ancak daha sonra bunların hastalıkları ortaya çıkmaya başladıktan sonra çevreye, insanlara, doğaya, hayvanlara, ekilen bitkilere değer veren, onların da bir yaşam alanı olduğunu kabul eden bir uygulama sistemi, İyi tarım uygulamaları ve organik tarım gelişmeye başladı. İyi tarım uygulamalarıyla beraber iç ve dış pazarda, teşekkür ederim. İç ve dış pazarda uygun bir şekilde tercih edilmeye başlandı. Aynı şekilde yine kaliteli ürün yetiştirilmesinin imkanları arttı. Daha önceden de kaliteli ürün yetişiyordu ama Marshall kanunlarıyla beraber başlayan süreç içerisinde söylemiş olduğum nedenlerden ötürü iyi tarım uygulamaları devreye girmiş oldu. Az yakın tutuldu. Telefonu da uzak geliyerek almıyor. Ses alabiliyor musunuz siz? Şimdi aldı. Yakın olursa. Ben çünkü sesim benim tizleşiyor, o zaman ben de duymuyorum. Uzun vadede üretim maliyetlerinin düşüşüne neden oluyor. Dün bir yerde rastladık, arkadaşlarımızla konuştuk. İyi tarım uygulamaları yapıyormuş. Birebir onlar da söylediler. İyi bir şekilde verim artışına sağlıyormuş. Bir de sağlık yönünden bu gıdalar avantajlı hale geliyor. İyi tarım uygulamalarında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle biz sertifikasyon sağlıyoruz. Bir sözleşme yapıyoruz. Zirai mücadele yöntemlerine dikkat ediyoruz. Sulamamıza, gübrelememize dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Aynı şekilde de sertifikasyon alıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor bir sertifikasyon almak için? Bir başvuru yapıyoruz. Sertifikasyon kuruluşuyla bir sözleşme yapıyoruz. Buna uygun olarak eğitimlerimizi alıyoruz. Denetlememizi ve kayıt altına almaya çalışıyoruz. Sertifikasyon kuruluşları var. Türkiye Tarım Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bazı sertifikasyon kuruluşları mevcut. Biz bu sertifikasyon kuruluşlarına bağlı olarak çalışmış oluyoruz. Biz bir deneme yaptırdık. Az önce konuşurken derece armudunun geliştiği söylendi. Şimdi biyolojik bir mücadelenin yöntemi, ilaçlayarak değil, biyolojik olarak. Elma iç kurdu. Hepimiz biliriz. Elma iç kurdu. Bir anlam ifade ediyor. Elma iç kurdunun erkeği sorundu. Dişisi sorun teşkil etmez. Dişisinin kokusunu fenomen çubuklarına yerleştirdiğimiz zaman ağaçların üzerinde erkekler dişiyi bulamadıkları için meyveye gitmezler.
meyveye gidemedikleri zaman da meyveye zarar söz konusu teşkil etmiyor. Bu uygulamayla biz Deveci'de 6 kere ilaçlama yapmamıza rağmen bu uygulamayla beraber bunu 3'e indirebiliyoruz. Elma için konuşuyorum. Aynı şekilde 90 ton su kullanırken biz bunu 45 tona indirebiliyoruz. Yine aynı elmadaki deney sonucunda maliyetimiz de 4500 TL'ye kadar düşüyor. Gübre doğru kullanılırsa ne sağlar bize? Öncelikle kalitemizi arttırırız. Verimimizi arttırırız. Daha az masraf harcarız. Daha az su tüketiriz. En önemlisi de eğer bu gübremiz yeşil gübre ise %100'e yakın bir verim sağlarız. %100'e yakın diyorum, %100 demiyorum. Biz herhangi bir şey olduğu zaman yeryüzünde derimize bir şey olduğu zaman acı çekeriz. Yeryüzünün derisi de kendi toprağımızdır. Üzerine basarız, sıkıştırırız, doğal olarak kirletiriz, ilaç kullanırız, bitki besin maddelerini dökeriz, bilinçsizce yağ dökeriz. Bir de toprağı sıkıştırırız. Toprağın içerisinde hava vardır, %25. Su vardır, %25. Biz bunları sıkıştırdığımız zaman bu alanlarda yaşayacak olan canlılar, bunlarda bitki köklerimiz var. Bunlarda solucanlar var. Bitkinin, toprağın ana ham maddesini teşkil eden solucanlar da mevcut. Bunlarla beraber sıkıştırmanın sonucunda bu deneyi de biz hazırladık. Şurada görmüş olduğunuz gibi az sıkışmış bir topraktaki kökler çubukların dibine kadar iniyor. Ama çok sıkışmış olan toprakta bakın şu yüzeyde kalmış vaziyette. Belki uzaktan seçemiyoruz. Şu noktada kalıyor. Boyu görüyor muyuz? Boy ne kadar kısa kalmış. Bunda verim bekleyemeyiz. Biz kuraklığa büyük sorun olduğunu teşkil ediyoruz. Ama toprak sıkışması kuraklıkla beraber daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacak ileriki aşamada. Bitkiler yaşamak için toprak boşluklarındaki suyu ve havayı kullanıyorlar. Bu büyük bir sorundur. Toprak sıkışırsa. İkincisi, bitkiler ölür. Kökleri sıkıştığı için. Ve kökler sıkışınca mera gibi alanlarda genellikle hayvanların gezdiği alanlar oldukları için, onlar da sıkıştırdıkları için bir süre sonra alanda yavaş yavaş hayvanlar gitmeye başlar. Biz onlara dışarıdan takviye yapmak zorunda kalırız. Bitkisel takviyeleri dışarıdan sağlamak zorunda kalırız. O yem rasyonlarında da neler olduğunu az çok hayvancılık yapıyorsunuz, benden iyi bilirsiniz. Toprağı neden sıkıştırıyoruz? Bir, hayvanlarımızla sıkıştırıyoruz. Kendimiz sıkıştırıyoruz. Traktörlerimizle sıkıştırıyoruz. Özellikle traktörlerin lastik tekerlekleri. Bu çiziyi biz kendimiz yaptık. Yaptığımıza da pişman olduk. Deneme için yapmıştık ama böyle kaldı. Buradan git gel yaptık 10 kere. Islak zemin üzerinde sonuç bu. 10. su şeyin sonunda şurada 25 santim. Su kanalı gibi oluştu. Sonra düzelttik biz bunu da bayağı zahmetli oldu. Bunu da biz yaptık. Deneme yaptık. Yüzeysel bir sıkışma bu da. Bakın bu taraflarında yeşillikler mevcut. Ama burada hiç yeşillik büyümeyecek. Ya. Burada da yine traktörü git gel yaptık ama aynı çizide gidip gelmedik. Farklı farklı yerlerinden gidip geldik. İki şekilde toprağın sıkıştığını çok erken anlarız. Bir. Topraktan solucanlar kaçmaya başlar. İki, topraktaki bitkinin boyu olağandan az değişir. Topraklar solucanlar kaçmaya başlayınca anlamalıyız ki o toprakta bir sıkışma başladı. Bolluğundan bahsetmiyorum. Kaçmasından bahsediyorum. Ne yapmamız gerekir? Kombine makineler kullanmamız gerekir. Yani tarlamıza biz mibzeri, arkasında pulbu, arkasında çizik kapatıcıyı birlikte kullanabiliriz. Bu tür makineler yaparak sistemi bana tuzak kuruyorum. Düşmez herhalde. Daha rahat bir şekilde çalıştırıp böylelikle toprağın azalmasını sağlayabiliriz. Topraktaki grafiği azaltmanın yöntemini oluşturmuş olabiliriz. İkinci bir olasılığımız reflektörlerin kullanılmaması. İlave etmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Biz taşımacılıkta da
insan taşımacılığında, personel taşımacılığında da genellikle remote'ları kullanıyoruz.